böyle burnundan alacaksınız, ağzınızdan havayı geri vereceksiniz ama bu oksijen olması lazım. Sağlıklı bir hayat için insan oksijen burnundan çekecek ki ağzından verecek. Ama biz şehirlerde maalesef pek fazla yaşayamıyoruz bu duyguyu, bu olayı. O yüzden biz de İstanbul'un biraz dışına, yaklaşık 80 kilometre uzaklıktaki Çorlu'da bulunan bir ormanlık alana geldik. Burada hemen girişte görmüş olduğunuz gibi bu tarz kulübe evler var. Bu evlerde isteyen herkes şu anda kalamıyorlar. Biz size sadece buradan seslenmek istedik ama burada yaşayanlar var. Buradaki yaşayan insanların o rahatlığını görünce de insan inanın hevesleniyor ve böyle bir alana gelip burada yaşama arzusu oluşuyor. Şimdi bu haftanın özetini şöyle ben size çıkarayım. Seyyah Fakir'de ayrı bir konseptle bugün karşınızdayız. Bugün bir çiftlikte hayat nasıl yaşanır? Buradaki atlar nasıl beslenir? Atlar nasıl insanlarla diyaloğa geçer ve duygusal bağ kurulur? O şekilde insanın hizmetine girer. Hem geçmişten örneklerle hem de günümüze örneklerle size farklı bir program inşallah hazırlıyoruz. Seyyah Fakir başlıyor efendim. Çiftlikteki en önemli kişilerden birinin yanındayız. Ali abimiz. Hoş geldin. Hoş bulduk Ali abicim. Ali abi soy isim neydi? Yavuz, Ali Kemal Yavuz. Çiftlikte hayat nasıl geçiyor Ali abi? Nereden başladınız bu sevdaya? Nereden tutuldunuz? Çocukluktan beri içimizde olan bir sevda ama tabii öyle bir fırsat olmuyor İstanbul'un şehir hayatından. Sonra gel Çorlu'nun şehir hayatına. Böyle bir fırsat da yakalama imkanımız olmadı. Çorlu'nun köylerinde at beslemeye başladık biz kendi çapımızda. Biz endurance yani dağ gezisi, kır gezisi yapıyoruz genelde. Bunun yanına bir de atlı okçuluğu ekledik biz. Çorlu'da ustamız var, yay ustamız. Bir de Murat'ta da iyi bir ustamız var. Zaten Türkiye genelinde çok fazla olmayan ustalar var burada. 5 tane ustanın ikisi Trakya bölgesinde. Biz gelen misafirlerimize büyük olsun küçük olsun fark etmiyor. Ata bineceğim dediği zaman önce atımızı sevdirmek istiyoruz. Ha şimdi o çok önemli. Tabii. Yani orada mı başlıyorsunuz Ali abi? Önce yani, adam ben mesela geldim. Dedim ki ben ata binmek istiyorum. Hayır binemezsin. Önce duygusal bağ kuracaksın. Önce duygusal bağ kuracaksın. Attan korkmayacaksın. Atı seveceksin. Daha sonra ata binebilirsin. Yani böyle bundan maddiyat hiç gözetmiyoruz biz. Bazı arkadaşlar ben sevmem. Binemezsin o zaman dediğimiz çok insanlar da oluyor. Yani bunda önemli olan hayvanın üstüne binip fotoğraf çekip bir yerlerde paylaşmak değil. Önemli olan buna yakın olmak, bu hayvanların aslında insanların dostu olduğunu insanların öğrenmesi. Ali abi şimdi geçmişte atalarımız at üstünde nice zaferler kazanmış. Tabii ki. Savaş aracı. At üstünden inmemişiz biz. İşin açığı evet, bu yani evet, değil mi? Özellikle 1071'den sonra da bizim daha bilinen tarihimiz diyelim ona. Evet. O tarihten sonra da Anadolu'daki birçok böyle zaferlerde işte bu güzel atlar en önemli rol bunlara. Peki şimdi o günlerden bugüne geldiğimiz zaman at eskisi kadar böyle savaş esnasında da aynı zamanda da günlük hayatta da artık kullanılmayan bir hayvan haline geldi. Ama çiftliklerde yine böyle açık alanlarda insanların gelip görmesini sağlıyorsunuz, evet, binmesini sağlıyorsunuz evet, ki o kültür devam etsin öyle mi? 2000 yılından sonra bu biraz daha yoğunlaştı yani yaygınlaştı. Küçük küçük çiftliklerde de insanlar bindiriliyor. Ama biz diğerlerinden biraz daha farklıyız. Biz bu işin maddi boyutunda değiliz. Tamamen manevi boyutundayız. Tabii ki bu hayvanların bir bize külfeti oluyor ama bu külfeti de kendimiz karşılıyoruz yani. Çok güzel. Şimdi böyle bir atı yani siz tayken mi alıp yetiştiriyorsunuz? Hayır, yoksa bunlar biz hazır... bunları yetişmiş vaziyette alıyoruz. Genelde hipodromdan çıkan atlar bunlar. Yarış görmüş atlar.
Fakat eğitimli atlar. Eğitimli atlar. Daha sonra yine eğitime tekrar devam ediyoruz bunlarla. Çünkü yarışta starttan çıktığı gibi koşmaya başlayan hayvanları biz daha sonra yavaş yavaş gezdirmeye alıştırıyoruz. Bir atın günlük serüveni nedir? Sabah kalktığınız zaman ata neler veriyorsunuz, neler yediriyorsunuz? Şimdi eğer... Nasıl tamamlıyor günü? Önce ahırı temizleniyor, hayvan dışarı alınıyor. Hayvan tımar edildikten sonra, ahırı temizlendikten sonra önüne yemi, otu ve suyu tazelendikten sonra içeri tekrar salınıyor. Eğer idmanı varsa idmana çıkıyor. İdmandan geldikten bir saat sonra yemine, otuna salınıyor hayvan. Bir de at mesela şeker verirsiniz. Çünkü o böyle hep akıllarda kalmış şeker, olan bir şeydir. Şeker nedir bu şeker? Hakikaten şekeri sever mi? Tatlıyı fazla, yani şekeri sever tabii ki sever ama çok fazla vermiyoruz. Ata zararı var. Biz genelde meyve tipi şeylere yöneliyoruz. Meyve mesela sebze meyve, maydanoz, havuç, yer elması, elma. Şimdi bak seninle konuşurken de ben dikkat ediyorum. Kulakları sizde böyle değişiyor yani yönü değişiyor. Mesela bak, ses değişiyor. Ne tarafa geliyorsa o yöne şey veriyor. Mesela bana doğru çok fazla döndürmez. Çünkü yakın hisseder beni kendine. Eğer siz tepkis sizden ses geliyorsa size doğru yönlendirir. Arkadan geliyorsa arkaya doğru. Yani radar gibi döndürür bu kulakları. Bir atasözü der ki it yediği gün at 7 günde sahibine alışırmış. Yani hemen insanlar alışmaz bu. 7 gün sürekli sizi görmesi gerekiyor üst üste. Allah Allah. Tabii, arada bir kopukluk olmayacak öyle mi? Yok olmayacak. Şimdi kendini sevdireceğim mi bu? Saçları da öne dökülmüş. Kaşındığı zaman bana doğru kaşınıyor. Beni biraz affedersin kütük yerine koyuyor. Estağfurullah. Ya saçlara baksana çok yakışıklısın oğlum sen. Acayip yakışıklı evet. Bir şeysin biliyor musun? Dizilerde oynayan atımız bu. Çok güzel ya. Bu şimdi anlıyor değil mi bizi? Böyle tabii, bir bağ var değil mi bunlarımızda? Tabii yani? Şuna baksana. Çok tatlı ya. Çok güzel gerçekten. Dinlendiriyor kendini. Arka ayağını atar böyle. Ayak üstü dinlenir. Döner öbür tarafa atar dinlenir ayağını. Atlar ayakta mı uyur abi? Genel olarak ayakta dinlenirler. Öyle de uyurlar. Ama yattığı yer temiz olduktan sonra uyurlar yani. Yatar altında uyurlar. O yanlış bildiğimiz bir şey miydi yani? At normalde yatmazlar değil mi? Yanlış bildiğimiz bir şey değil. Genel olarak ayakta uyurlar. Ama eğer ahırları, bakım yerleri temiz ise atlar yatabilirler yani. Hmm. Çok da güzel uyurlar yani. Evet, şimdi baktığım zaman abi burun delikleri büyük. Evet. O burun delikleri koştuktan sonra daha da büyüyor böyle. Büyüyor değil mi? Şimdi onu soracaktım. Bir at bir gün içerisinde ne kadar koşabilir? Ne kadar yürüyüş yapabilir? Nereye kadar gidebilir? 30-35 kilometre yürür. Ama bu atı 2,5-3 kilometre, 4 kilometre 4 nala koşturduktan sonra çok fazla üstüne gidilmemesi gerekiyor. Ya böyle yürümekle üstüne binek yaptıktan sonra 30 kilometre yürür bana mısın demez. Tabii ki dinleneceksiniz. 30 kilometre. Öyle saatlerce koşacağım diye bir şey yok. Hayır yok öyle bir şey. Hmm. Şimdi Ali Hocam böyle bizim duyup da böyle çok içeriğini bilmemiş olduğumuz şeyler var. Mesela at çatladı derler. Atın çatlaması şöyle, yani bazen fazla yem yedirirsiniz, arpa, aşırı yedirirsiniz. Arpaya kuru yedirdiğiniz zaman bir de içinde aynı zamanda şişiyor pirinç tanesi gibi. Bu sefer atın karnı şişiyor. Eğer bu bunu dışarı çıkartamazsa şişip şişip patlıyor. Yani patlaması derken çatlıyor diyorlar yani böyle ortadan yaralıyor. Bu tabir yani. Tabii. Bir de atı çok fazla hızlı koşturursa bir yerden patlıyor yani. Bu hayvan ya ayaklarından patlıyor ya kalp krizi geçiriyor ya çatlaması o. Yani bunlar da kalp krizi geçiriyor. Çok fazla yoğun tempoya. Ne kadar bir atın ömrü? Bakıma göre değişiyor. Hiç bakmazsanız at 17-18 yaşına kadar yatar. Ortalama 18-20. 18 yaşında kendi halinde 20 yaşına kadar yaşar. Ama bizim elimizde 20 yaşında. Gel seni bir seveyim gel. Yaşıyor. Gel. Sen çok yaşa değil mi? İsmi var mı bunun? Şah Baba. Şah Baba. Şimdi evet. Böyle Osmanlı zamanında da padişahların çok güzel atları varmış. Evet. Malumunuz. Çok da hoş böyle isimleri var. Evet. Çok değer vermiş ecdat ata tabii. Evet. Yani onların farklı bir kıymetlenme olayları var. Arap atı aslında Osmanlı atı. Yani Türk atı bu. O isimler neden takıldı tabii o tarih olarak tam söyleyemiyorum ama Arap atının İngiltere'deki bazı süratli atlarla, büyük atlarla çiftleştirildikten sonra İngiliz atının
piyasaya çıktığını, yani pitbull cinsi köpek gibi böyle kırarak bu hale getirdik. Yine Osmanlı'dan gitmiş İngilizler yani, atları tabii, almış, tabii. Kırdırmışlar çok ve imzatım şey, oluşmuş. At üstündeki çok şeyi biz Osmanlılar bulmuştuk zaten. Mesela üzengiyi. Ha biraz onlardan bahsedelim Ali hocam ya. Tabii. Abi bu mesela eğer, ben size getireyim. Tabii orijinal Osmanlı eğeri değil. Osmanlı eğeri bizim Yunus'un. Şimdi mesela şunu bulan atalarımız bizim yani. Tamam demiri bulmuş olabilirler. Ama bu bütün at üstünde dengeyi sağlayan şey, üzengi. Bunun üstüne basıp istediği yöne ok atabiliyorlar. Bizim savaşta başarılı olmamızın en büyük sebebi zamanın roket atarları olan oklar. Yayın hem küçük hem libresinin güçlü olması. Yani Osmanlı yayının formu bu. Bu orijinal bu, Osmanlı yayı mı? Tabii. Bu orijinal Osmanlı yayının birebir aynısı. Şimdi bunu at üstünde atalarımız üstüne çıktığı zaman sağdan atıyorlar, soldan atıyorlar, sağdan atıyorlar, tekrar çeviriyorlar, yukarı atıyorlar, geri dönüp atıyorlar, havaya atıyorlar. Yani her türlü varyasyonu deniyorlardı. Atlar da buna alıştırılırken böyle alıştırılıyor. Bu sesten ürkmüyor at. Bunlar ürküyor biraz. Yok ürkmüyor. Bu da aynı. Vurulacağını zanneder. Ama böyle sevdirdiğin zaman hiçbir şey anlamaz yani. Şimdi aslında öyle bir şey ki eğer biz ata bu kadar iyi binmeseydik ve oku bu kadar at üstünde iyi kullanmasaydık bu kadar büyük bir devlet olmazdı. Olamazdık diyor tarihçiler. Her şey bir vesiledir tabii, tabii ki. Allah-u Teala bize böyle bir bağlı. Nimet ama, vermiş. Tabii. Okçuluk çok büyük meziyet isteyen bir işmiş o zaman. Yani şimdiki roket atarlar gibi. Ali abi bir geçmişte yaşamış olsaydın bundan 200 sene, 300 sene önce nasıl bir şey hayal ediyorsun? Kendini nerede ben görüyorsun? Ben bir kere savaşçı olurdum %100. Bak senin savaşçı olacağına ben de kanaat ediyorum yani. Çünkü ben seni at üstünde de gördüm. Nasıl dört nala koşturduğunu da gördüm. De ben ne olurdum abi? Bir yorum yapsana. Yani. Abi şimdi o eğitimler eskiden de tarihte de küçükken oluyordu ya. Sen de hiç belli olmaz. Sen de iyi bir savaşçı olabilirdin abi. İlla at binmen gerekmiyor yani. Alp olmak için eren de olmak gerekiyor. Biraz da dini bilgisi sağlam olması gerekiyor ki tam alp eren olsun. Zaten alplik var. Üstte o bilgelik erenlik olduğu zaman alp eren oluyor değil mi? Aynen öyle. Çok alp güzel. Sadece kuru savaşçı ama erenlik oldu mu o zaman daha farklı şey için savaşıyorsun. Herkes olabilirdi. Yeter ki içinde o sevgi olsun. Vatan sevgisi olsun değil mi? Bitti. Vatan bayrak sevgisi. Zaten eğer vatan sevgisi olmadıktan sonra yaşadığın yerde Müslüman olarak yaşaman hiçbir şey ifade etmiyor. Yani bugün Almanya'da, İngiltere'de yaşayan Müslümanlar da kendi vatanını sevmezseler orada o şeyi yaşama şansları yok. Bu dünyada başka ne amacımız olabilir ki Ali abi? Şimdi zaten öleceğiz netice itibariyle her canlı gibi. O yüzden tabii o şuura vakıf olarak yaşamak ve ona göre de inşallah ölmek yani, niyetimiz Allah, odur Allah, yani. Allah. Sevgili seyirciler, Çorlu'da çok hoş bir çiftlikteyiz. Sizin de bulunmuş olduğunuz şehirde eğer böyle çiftlikler varsa bence bir gidin göz atın derim. Çünkü orada gerçekten insanlar geçmişte nasıl o şartlarda yaşadığını da az çok görebiliyorsunuz. Belki tam olarak göremeyebilirsiniz. Çünkü zaman zaman üstünüzden uçaklar geçiyor. Evet. Büyük arabalar geliyor, lüks arabalar geliyor vesaire, evet. Kamyonlar geliyor. O ambiyansı biraz bozuyor ama netice itibariyle Ali abi gibi insanlar olduktan sonra biz inşallah o şuurda olmaya devam edeceğiz. İnşallah. Hem yüreğiyle hem de görüntüsüyle bizi o günlerden örnekler verdi Ali abi. Tekrar çok teşekkür ederiz. Evet. Çok çok sağ olun Ali abiciğim. Allah razı olsun diyoruz. Allah sizden razı olsun. Evet, tabii işin konuşması farklı bir şey. Evet. Bir de bunun teorik şekli var değil mi? Tabii. O kadar konuştuk Ali abi. Bakalım bu atı nasıl biniliyormuş. Benim gibi bir acemiye de bunu öğretirse ben zaman zaman biniyorum gerçi ama evet. Şey değil tabii, görünce şimdi, seviyoruz, biniyoruz. Tamam, önce bir yanaşırız ata. Biz de kural bu. Önce seveceğiz atı. Ata hissettireceğiz kendimizi. Yani şey miyim siz böyle? Yok, sıkıntı yok. Böyle girip omuzunuzun altında böyle tutabilirsiniz. Çok güzel. Problem yok. Şimdi Raşit Bey, bir elinizi buradan tutuyorsunuz. Eğerin ön tarafından. Bir elinizi buradan tutuyorsunuz. Bir el buradan, bir el de buradan öyle mi abi? Biraz yanaşıyoruz ön tarafa doğru. Sol ayağımızı kaldırıyoruz. Şöyle. Sağ ayağınızla zıplayın abi. Nasıl ya? Bayağı eğilerek zıpla. Kalk. Ayış ayağını. Bravo.
Bu şekilde. Şimdi sadece önce oturun abi. Öne doğru gelin birazcık. Evet. Bravo. Şimdi Raşit Bey, bir müddet yürüyeceğiz. Dik duruyoruz. Dik duruyoruz. Tamam. Onu bırakıyorsunuz. İki elimizi açıyoruz. Bravo. Açıyorsunuz. Eğerin üstünde güzel bir şekilde oturuyorsunuz. Belinizden tutuyorsunuz iki elinizde. Dengede durmanızı gerektiren hareket bunlar. Eğerin arkasından tutuyorsunuz. Bravo. Eğitim bu. Şimdi bu tarafa doğru eğiliyorsunuz ya. Sağa doğru birazcık daha gidin. Sağa doğru, tamam. Çok değil. Şimdi düzeltin kendinizi. Bravo. Atımızın direksiyonu bu. Bu freni bu. Sevgili seyirciler, biz evet. Sanırım bugün ilk dersimizi profesyonel bir hocadan almış olduk. Bundan sonraki niyetim hakikaten öyle düzenli bir şekilde gelip burada hocalar eşliğinde bu biniciyle devam etmek istiyorum. Çünkü at insana inanılmaz derece bir güven hissi veriyor. İnsanı dinlendiriyor. İnsanı alıyor götürüyor ve bütün o yaşamış olduğu şehir hayatındaki olumsuzlukları atıp götürüyor. Ben size tavsiye ediyorum, çocuklarınıza, özellikle erkek çocuklarınıza böyle çiftliklere getirin. Bu güzel atlarla tanıştırın ki onlar da bir şekilde bir bağ kursunlar ve gelecekte de onlar da vatana, millete hayırlı evlatlar olsun. Bu at sevgisi hakikaten önemli. Aynen, aynen. Çok önemli. At, hayvanı sevmeyen insanı sevmez abi. Evet. Bizden bu kadar şimdilik tabii ki. Fazla da ileri gidip atı dört nala koşturmayacağız. Onu ustaları yapacak. Ertuğrul Gazi gibi inelim isterseniz. Ertuğrul Gazi gibi inelim. Evet. Haddimize değil ama hadi bakalım. Estağfurullah. Ayağınızı çıkartıyorsunuz iki ayağınızda. Bekliyorsunuz. Onu da çıkartıyorsunuz. Eğerin arkasından bir elin, sol elin tut. Sağ elin ayağını kaldırıyorsun abi böyle. Böyle kaldır, mi? Üstünde otur inmeden. Şimdi kayarak atla aşağı abi. Daha olur. Bu Ertuğrul biniş. Az önce size gösterdiğimiz mesela binişin farklı versiyonu. Şunu Raşit Bey giderken bunu yaparsanız problem kalmıyor. Hani otur kalk dediğim bu. Hafif yaylanıyorsun. Tabii. Öbür türlü bu oluyor. Bu sefer size de zarar veriyor. Doğru. Yoruyor zaten. Tabii ki. Şöyle bir koştursan Ali abi. Düşmesin mikrofon. Devam et abi. Yardım. Hey! Haydi. Hadi hey.
Yunus abi hoş geldin. Hoş bulduk. Programımıza. Teşekkür ederim. Çok siz karizmasın. Teşekkür ederim. At üstünde özellikle cengaver gibi koşturuyorsun abi. Evet. Görüyoruz, hevesleniyoruz. Atın üstüne binince böyle bir tırsmaya başlıyoruz. Aslında tırsacak bir şey yok. Yani atla ilgilenen, atlı bir hayatı benimseyen insanların aslına bakarsanız evveliyatında, özellikle de çocukluğunda böyle bir takım böyle unutamadıkları olaylar vardır. Hani nacizane benim de öyle bir anım vardı. Şimdi babamla bir gün bizim Malatya'da yaylalarımız olur, böyle bozkır yaylaları. Oraya kışlık keven kesmek için gittiğimizde yılkı atlarıyla karşılaştık uzaktan böyle. Wow. O yılkı atları öyle bir haldeydiler ki, yani yaklaşık 50-60 tane at vardı. Uzaktan gördük biz onları. Her taraf böyle toz dumandı ve bize doğru yaklaşıyorlardı. Babam onları görünce biraz böyle panikledi falan. Dedi ki bir kayanın üzerine çıkalım. Kayanın üzerine çıktık. Akabinde bize doğru yaklaşmaya başladılar falan. Önümüzden böyle sel gibi aktı gittiler. Of. Yani 100 tane var mıydı bilmiyorum ama bir 50-60 tane falan vardı. Onları görünce böyle bir heyecanlandım. Onların gücünü, güzelliğini, o estetiğini falan görünce tabii çocukluktan kalma öyle bir güzel orada bir anım oluştu. Şimşekler çakmış Yunus abi. Sevdalanmışsın bu işe yani. Biraz doğru. Öyle oldu, biraz öyle oldu. Vay be. Bizi biraz geçmişe götürsene Yunus abi ya. Bundan asırlar önceki zamanlara bir götür bizi. Bir gezdir bizi orada şimdi atla. Eyvallah. Yani asırlar öncesine tabii hepimiz tarih kitaplarında okuyoruz bazen. Televizyonlarda, dizilerde, filmlerde görüyoruz. Tarih bu hayvanların toynak vuruşlarıyla yazılmış gerçekten. Atalarımızı düşünelim yani. Eski Selçukluları, Osmanlıları, ta böyle Türkistan'dan, o Orta Asya'dan, Malazgirt kapılarına dayanan Alparslan. Hepsi bu atların toynak vuruşlarıyla bu kapıları açtılar. Bize buraları yurt edindiler. Aslında tarih bunların sırtlarında yazıldı. Ama maalesef şu anda işte görüyorsunuz, kısıtlı bir alanda, kısıtlı kimselere hizmet verebilen bir canlı haline geldi. Bu insanın içini acıtıyor gerçekten. Veya hipodromlarda görüyorsunuz işte arkasından bahisler oynanan, koşturulan bir canlı haline geldi. Ve şunu da söyleyeyim, yani yaklaşık 4-5 senedir ata biniyorum ben. Şunu çok net iddia edebilirim. Bir erkek ölmeden ata binip o atın üzerinde 4 nala gitmeli. O hissi yaşamalı. Ne diyorsun bu abi? Bu önemli bir şey. Oo. Şimdi biraz bahsettiniz ya, tarihler yazılmış atlar üzerinde diye. Kanuni Sultan Süleyman Hazretleri son seferine çıkarken, hasta vaziyetteyken at üstüne binip halkın içerisinden geçiyor ve belli bir yere kadar at üstünde görünüyor. Çünkü o bir güven veriyordu halka ve askerlerine. O açıdan ata binmemiş olsaydı insanların padişaha bakışı, başa bakışı çok farklı olabilirdi düşüncesindeydi. Yani bu kadar önemli aslında. At tarihimizde hem de aslında günümüzde de önemli Yunus abi. Yani ben şimdi burada gelip de bu atları sevdiğim zaman, o karşılıklı bir diyaloğa girdiğin zaman atla hakikaten böyle bir olumsuzlukları kafandan siliyorsun. Seni alıp götürüyor bir yerlere. Çok güzel gerçekten. Yani zaten atın üzerindeyken insan şimdi bir denge unsuru kurmak zorunda. Sağlığın açısından denge unsuru kurmak zorundasın. Çünkü düşersin, yaralanırsın. Bunlar da var atın atçılığın içerisinde. Aslına bakarsanız işte tarihi şahsiyetlerden bahsettiniz. Onlar tabiri caizse at sırtında duvarlarmış. Çünkü atçılığın kendine has bir felsefesi var. Gücü yönetmekle alakalı. Çünkü bindiğiniz hayvan, yönetmeye çalıştığınız hayvan sizin yaklaşık 7-8 katınız olan bir canlı ve çok çok güçlü olan bir canlı. O gücü kontrol etmekle alakalı bir efor, akıl ve pratik uygulamak durumundasınız. Aslında devlet adamlarının, geçmişteki devlet adamlarının iyi yönetici olmalarının sırrı da biraz buradan kaynaklanıyor. Gücü yönetmekle alakalı. Çünkü insanın yönetemediği güç kendisini ezer. At buna bir başlangıç sağlıyor. Abi çok da hoş bir atım var. Neticede bunu tayken almadın. Evet. Bu büyümüştü. O vaziyette almıştın. Evet. Senin atın da hoş bir hikayesi var. Senden dinleyelim onu Yunus abi. Atımızın adı Kardeş. Tabii biz bunu İstanbul Hipodromu'ndan getirttik. Çok iyi bir at. Çok soylu bir at. Albatur soyundan geliyor. Okan'dan geliyor. Ama maalesef biraz da talihsiz bir at. Bunun hayatı boyunca koştuğu 4 tane yarış var. 2 tanesinde birinci oluyor, bir tanesinde üçüncü oluyor. Son yarışını koşarken birincilik, ikincilik mücadelesinde
yan taraftan at buna kalçasıyla vurunca bariyerlere giriyor. Tabii bunu alıyorlar, bir 6-7 ay falan bir rehabilitasyon sürecinden geçiyorlar ama yarış hayatını bitirmek durumunda kalıyorlar. O sebepten dolayı bizim elimize geçti. Yani çok memnunum aslında, çok iyi bir at. Ama işte o bariyerleri gördüğü zaman biraz böyle şey yapabiliyor. Bazen tedirgin olabiliyor. Elimizden geldiği kadar biz de onu bariyerle yaklaştırmamaya çalışıyoruz. Abi şimdi teknik terimlerle anlatacak olursak, at tamamen doğal. Üstüne bir şeyler koyuyorsun, alttan bir şeyler bağlıyorsun, ayağına bir şeyler çakıyorsun. Ki günümüzde bunları yapan pek fazla insan olmamasına rağmen iyi yapanlarla bu işi götürmeye çalışıyorsun. Bir başlangıcından böyle atın üzerine koyulan, ağzına takılan, ayağına çakılan. Tabii. Nedir bunlar? Şimdi önce alttan başlayalım o zaman, atın ayağından. İngilizler der ki no foot, no horse. Yani ayak yoksa at da yoktur. Eğer iyi bir ayağı varsa atın, o at sizin için çok çok iyi bir attır yani. Bu açıdan ayaklar önemli. Ayaklara nal dediğimiz o dövme demirden yapılma bir aparat vardır. Öyle tarif edelim yani. Bazıları uğur falan içinde kullanılır ama o at içindir yani. Atın üzerindekine eğer denir. Eğerin altında eğri besleyen keçemiz vardır. Atın sırtını vurmasın diye. Tabii gem vardır. Gem çok önemli bir şey. Atın kontrolünü sağlamak adına o gem takılır. Yani bu aparatlar atın üzerine güzelce yerleştirdiğimiz zaman atımız bizim için güvenlidir. Biz de güvenliyse eğer. Peki atın komutları nelerdir? Şimdi biz deh diyoruz, falan diyoruz ama orijinal komutlar nelerdir? Atları nasıl yönetilir? Sesler, aslına ses bakarsanız komutuyla. Eyvallah. Aslına bakarsanız yani atın belli bir komutu yok. At sizin yani söylemiş olduğunuz kelimelerden ziyade ses tonunuzla hareket eden veya duran bir canlı. O ses tonunuzu da yani ona göre ayarlamak zorundasınız. Üzerindeyken hani gitmesini istiyorsanız biraz daha sert bir komut veriyorsunuz. Ne diyorsun mesela? Hayt diyorum ben mesela böyle koşarken. Hey diyorum mesela koşarken. Ya da durdururken hey yani hey, böyle okşayarak. O zaman sakin yani yavaş. Sürekli bağırdığım bir şey var. Ya diyorsun mesela. Orada gaza mı geliyorsun abi? Ben sizi öyle koşarken gördüğüm zaman ya diyorum aha işte filmden fırladı geliyor bunlar yine. Aslına bakarsanız üzerindeki o bağırmalar, çağırmalar falan hani o esnada böyle planlı bir şekilde söylenmiş şeyler değil. Bir de atlar savaşa hazırlanırken sanırım kuyrukları bağlanıyormuş. Tabii. At o zaman anlıyormuş ve bir hafta içerisinde zaten savaşa gittiği zaman da ona göre hareket ediyormuş. Tabii. Çok Allah-u Teala'nın aslında insanlığa bir lütfu netice itibariyle yaratan o. Rabbim çok güzel yaratmış bu hayvanı da. Eyvallah. Ve o duyguyla siz yaşıyorsunuz. Nasip olur inşallah bize de, biz de geliriz bu duyguya İnşallah. Yaşamaya devam ederiz. İnşallah her zaman yerimiz açık size, her zaman gönlümüz açık. Buyurun gelin. Yunus abi çok güzel bir sohbet oldu. Ben çok teşekkür ediyorum ben size. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sizden. Güneş çok fazla bizi burada yakmadan artık biraz da sizden ayrı böyle biraz da gezelim bakalım. Tabii ki. Tabii. Bir şeyler yapmaya çalışalım. Eyvallah. Çok çok sağ olun. Ben çok çok teşekkür ederim. Eyvallah. Eyvallah. Sevgili seyirciler, böyle şehirden kaçmak için biz bazı fırsatları kollarız. İşte tatil gelecekmiş, hafta sonu olacakmış, resmi tatilmiş, bayram tatilleri vs. Bunları birleştirip kaçamak yapmaya çalışırız. Denize gitmeye çalışırız, ormana gitmeye çalışırız, mesir alanlarına gitmeye çalışırız. Bu bir kaçamaktır ama hayatta öyle insanlar da var ki, Mustafa kardeşim, Mustafa abim gibi, onlar kendilerini şehirden dışarıya atıp bu tarz çiftliklerde
böyle doğal mekanlarda yaşamayı kendine benimsemiş insanlar. Neden böyle bir şey yapmaya ihtiyacı hissettin Mustafa abi? Böyle bir başlayalım sen. Aslında şu şehrin içinde olmak mecburiyetini yaşayan bir toplumuz. Bunu yaşıyoruz ve mecburen de kopulmaz bir hayat sürdürüyoruz. Şey mi diyorsun yani? Şehirde biz o büyük binalarda insan aslında abi bu tür şeyleri de bir rızık için yapıyor. Böyle bir durum var ama hani herkesin de böyle bir fırsat eline geçmeyebilir. Sana böyle bir fırsat nasıl oluştu? Ben onu merak ediyorum. Sen aslında hiç kimse için çok uzak değil. Hepimiz iki kuşak öncesinde bu hayatı sürekli yaşıyorduk. Bu bizim bildiğimiz bir çiftlik. Evet. Yani bildiğimiz çiftlik derken hayvanlar olan, besi hayvanları olan, atı olan, koyunu olan, süt üretilen vesaire. Tavuk olan. Burada bayağı bir iş var abi. Ona göre de insanlar var. Burada hayat nasıl başlıyor, nasıl sona eriyor çiftlikte? Aslında sürekliliği olan ve devamlı başlaması ve sonu olmayan aynı şekilde periyodik olarak bir yaşantı var. İşin gerçek tarafı bu. Buradaki yaşantıyı benimseyerek bu yaşantının üzerine devam ediyoruz. Bunu bir ayrıştırma halinde bir farklı sadece biz mecburiyetimizden tekrar şehirdeki dediğimiz hayatımıza geri dönme mecburiyeti olduğu zaman bizim için bir durağanlık oluyor. Ama her zaman bu serüven devam ediyor. Şimdi aslında belki ilerleyen yıllarda daha böyle bir popüler olabilir bu kültür. Böyle sevgili seyirciler şey yapıyorlar, büyük arazilerde doğal hayat diyorlar buna. Oraya böyle bir şey oluşturuyorlar. Eski tarzda işte çiftlik hayatını oraya yerleştirip insanları orada bir şekilde yaşama çağırıyorlar ve bir tatil, yeni bir tatil seçeneği haline getiriyorlar. Kesinlikle. Bu modern adı belki hobi tarzı bir hayat diye geçiyor ama bu bizim eski kendi yaşadığımız normal ve doğal gerçek hayat. Yani bunu hobi amaçlı yapabilme kültürü çok mantıklı bir bakış açısı değil ama oluşturulabilir. Elde olan imkanları da başka insanlara sunmak için. Bu yakın gelecekteki mutlaka insanlar bunu arayış içine girecek bir hayat. Şu anda arıyoruz aslında Mustafa abi. Çocukluğumu hatırlıyorum ben. Yani şehirden köye, memlekete gittiğimiz zaman, orada geçirmiş olduğumuz zaman, orada geçirdiğim vakitler benim için inanılmaz vakitlerdi. Çok eğleniyordum. Belki orada yaşayanlar için meşakkatli işlerdi. Tarlada çalışmak, bir tırpan sallamak, kesinlikle, tırmıkla çekmek, orakla o samanı traktörün üstüne atmak vesaire ama biz onları izlerdik. Onlara arada bir yardım ederdik. Gölgede oturup suyumuzu içer, yemeğimizi, azığımızı arada tüketir. Sadece kuşak geçişleri var. Biz ara kuşağız. Sadece düşünmemiz ve bilmemiz gereken bizden sonraki kuşaklar için, bizden sonraki insanlarımız için neleri görmezden geliyoruz, aslında neleri heba ediyoruz. Ayrıştırma yapılsa çok fazla değişir. Bir önceki kuşağımız, dedelerimiz bu hayatı zaten biliyorlar, yaşıyorlar. Abicim Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Mustafa abi bize çok güzel burada ikramlar yaptı. Çok güzel bizle ilgilendi. Biz de bir şehir hayatından böyle bir çiftlik hayatında nasıl yaşanırmış birkaç günlük deneyimlerimizle bunu görmüş olduk. İyi bir gün doğumu, iyi bir gün batımı yaşadık. Allah Teala senden razı olsun. İşlerinizi rast getirsin sevgili Mustafa Kayacan abicim. Bu tarz hayat diyebileceğimiz değil, bize ait olan neyse bütün herkese beraber yaşamak için burası var. İşte görüyorsunuz böyle de bonkör bir abimiz. Abi Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ ol abicim. Ayaklarınıza sağlık. Çiftlikteki en önemli noktalardan bir tanesindeyiz. Evet. Besi danalarının olmuş olduğu besi ahırdayız. Evet. Göksel abi bize burada eşlik edecek. Göksel abi, şimdi çok fazla konseptimizin içerisinde aslında böyle
şeyler yok ama izleyici de en azından bir değişiklik oldu. Bir değişiklik, onlarca bir değişiklik bir şey olacak. Evet, farklı bir program farklı yapıyoruz bir şu anda. Gökşen abi şöyle başlamak istiyorum. Şimdi bu hayvanların burada yetiştirmesi bir meşakkat. Evet. Çiftlik hayatı başlı başına zaten zor bir iş. Aynen, ve evet. Burada ben gördüğüm kadarıyla bayağı da bir insan çalışıyor. Ya çiftlikte sabah insanlar kaçta kalkar, kaçta yatar, çiftlikte hayat burada nasıl geçer? Sabah hayat 6'da başlıyor. 6'da başlıyoruz. İlk yaptığımız şey hayvanları yemlemek. Daha sonra istirahate geçiyoruz. Ama akşam 9-10'a kadar bu tempo devam ediyor. Aynı zamanda biz bin dönümde de tarımla uğraşıyoruz. Ve koyunlarımız var. Koyunlar iki sürü olarak meraya çıkıyorlar. Tabii bunların da ayrı besicileri var, bakıcıları var. Büyük başta ayrı bakıcılar var. Sadece buradan ibaret değil. Değil. Çok güzel küçük baş hayvan koyunlar var, kuzular evet, var. Evet, evet. Onların bir buluşma anını Vuslat'a sahne ona, yani evet. Şahit olduk, inanılmaz bir olaydı. O bağırışmaları, annenin, aynen, kuzunun, evet. Her kuzu şimdi kendi annesinin yanına mı gidiyor? Nasıl oluyor? Her kuzu kendi annesini bulana kadar veyahut da ikiz kuzu var. Kuzunun bir tanesi gelsin annesinin yanına, anne memesini vermiyor. İkinci kuzuyu arıyor. İkinci kuzuyu bulduktan sonra anne memelerini serbest bırakıp iki kuzuya birden emzirmeye başlıyor. Vay yani be. Çok enteresan. Her akşam bunu yaşıyoruz. Burada. Abi ben şöyle baktığım zaman bütün kuzu koyun benim için göz şey olarak evet. Aynı geliyor da. Demek ki onlar birbirini ayırt edebiliyor. Böyle de bir durum aynen var ya. Öyle. İnanılmaz çok bir olay. Çok enteresan bir şey. Yani böyle bir yer. Çok güzel. Ben size burada huzurlu günler diliyorum. İnşallah, daha böyle inşallah. Sonraki zamanlarda artık ailecek geliriz burada. İnşallah. Her zaman biz de vakit geçiririz. Her zaman bekliyoruz. Abi çok sağ olun. Her Allah şey için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Teşekkürler. Eyvallah. Eyvallah. Sağ olun.